Subhaneke la ilme lena illa ma'allemtena inneke entel alimul hakim. La ilahe illallahul melikul hakkul mubin. Muhammedun Resulullahi sadikul va'dul emin. La havle ve la kuvvete ve la kudrete illa billahil aliyyil azim. Sallu ala Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina. Sallu ala kurrati ayuni nura Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Bugün konumuz Hazreti Fatıma binti Resulullah. Hazreti Fatıma Tuz-Zehra Resulullah aleyhissalatu vesselam Efendimizin ve Hazreti Hatice'nin kızıdır. Hazreti Fatıma küçük yaşta babası Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz'e tabi olmuş ve Müslümanlığı kabul etmiş diğer kardeşleriyle beraber. Mekke döneminde nice işkenceler, nice sıkıntılar, nice dertler var iken Hazreti Fatıma babası Resulullah aleyhissalatu vesselama nice dayanakta bulunmuş, arkasında durmuş, yanında olmuş. Kadınların en güzidesi, en mükemmeli, en gerçekçisi, en mütevazisi, en fedakarı olan Hazreti Fatıma-tuz-Zahra. Hazreti Fatıma, Resulullah aleyhissalatu vesselam Efendimiz'i çok sever. Babasından dolayı, yani babası olduğundan dolayı sevmiyor. Peygamber olduğundan dolayı, iki cihan güneşi olduğundan dolayı seviyor. Tabii ki bunun içerisinde peygamber olduğu da var ve babası olduğu da var. Hazreti Fatıma küçüktür daha. Babası Resulullah aleyhissalatu vesselam Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'deyken Kabe'nin önüne gidip kalbinden iki rekat namaz kılmak istedi aleyhissalatu vesselam Efendimiz. İki rekat namaz kılmak istedi Resulullah Efendimiz. Ve aleyhissalatu vesselam Efendimiz Kabe'nin önüne gidince iki rekat namazı kılayım derken birinci rekatı Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bitiriyor. Etrafında da Ebu Cehil görüyor. Düşmanlarıdır bakın. Ebu Cehil görüyor. Ebu Cehil görünce diyorlar ki İşkembe, haşa pisliği, işkembeyi Muhammed'in üzerine atalım. Muhammed'in diyor üzerine atalım diyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam Efendimiz ikinci rekatta tam secdeyi uzatıyor ve Ebu Cehil deve işkembesini, bakın devenin işkembesini aleyhissalatu vesselam Efendimiz'in üzerine bırakıyor. Çektiği işkencelerden işkencelere bakın. Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın üzerine bırakıyor. Ebu Cehil Resulü aleyhissalatu vesselam o şekilde secdede kalıyor. Ve orada Hazreti Ali görüyor. Hazreti Ali görünce haber bir anda Mekke'ye dağılıyor. Resulü aleyhissalatu vesselam Efendimizin üzerine işkembeler döktüler. Bakın işkembe döktüler. Ebu Cehil aleyhissalatü vesselamın üzerine işkembe, o pisliği, o hayvanın, haşa o hayvanın var ya, o hayvanın karnındaki o pisliği Resulullah aleyhissalatü vesselam Efendimizin üzerine döküyorlar bakın. Allah Resulü'nün üzerine döküyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Yani bunu idrak edebiliyor muyuz? Hangi biz kafayla yaşıyoruz ya da ümmet olarak hangi fikirdeyiz, hangi beyindeyiz, hangi akıldayız? Ben Hazreti Fatıma-tuz-Zahra duyuyor. Küçük daha Fatıma. Hazreti Fatıma duyunca koşuyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam Efendimizin yanına koşuyor. Ve etrafına bakıyor nice insanlar toplanmış. Nice insanlar toplanmış. Hazreti Fatıma-tuz-Zahra ne diyor biliyor musunuz? Rabbim Allah diyen bir peygambere bu yapılır mı? Rabbim Allah'tır diyen bir peygambere bu yapılır mı? Rahman'dan korkmuyor musunuz? Hiç mi Allah'tan korkmadınız? Bu devenin işkembesini, bu pisliğini bu peygamberin üzerine attınız. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz kalkınca Hazreti Fatıma onun üzerini temizliyor böyle. Ey babam diyor, ey canım diyor, ey gülüm diyor.
Ey ciğerim diyor Hazreti Fatıma, öyle söylüyor Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam'a. Hazreti Fatıma Resulullah aleyhissalatü vesselam kalkınca kendisine şöyle bakıyor, diyor ki üzülme ey kızım, üzülme. Bir gün baban Muhammed bu dini yayacak. Üzülme. Ne sıkıntılar da olsa, ne imtihanlardan da geçsem, ne sorunlardan da geçsem, ne dertlerden de geçsem, bir gün baban Muhammed bu İslam'ı yayacak sallallahu aleyhi ve sellem. İşte Hazreti Fatıma bir cengaver gibi atlıyor. Şimdi bakıyoruz. Şimdi nice kızlarımıza bakıyoruz. Nice kadınlara bakıyoruz. Neler yapıyorlar, neler. Yazık ya. Vallahi yazık. Bu internet ortamı bizi bozuyor. Bu internet ortamı bizi bozuyor. Fatıma da kadındı. Fatıma da bayandı. Ve şu zamandaki kızlarımız da bayan. Kadınlar da bayan. Yapmayın bunu, yazık. O dini bize getiren Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerine işkembeler attılar. O Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in üzerine sıkıntılar verdiler. Çok büyük imtihanlardan geçirdiler. Önüne taşlar attılar, ateşler attılar, alay ettiler, sihirbaz dediler. Ama ve lakin biz erkek olarak, biz erkek olarak, biz bayan olarak, biz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a hiçbir şey yapmıyoruz. Ama Hazreti Fatıma'nın cengaverliğine bakın. Mekke'nin büyükleri oradadır. Ya da işte bunlar benden büyüktür. Ya bunlar benden zengindir. Bunlar benden güçlüdür demedi Hazreti Fatıma. Hazreti Fatıma koştu. Hazreti Fatıma koştu. Babasını korudu. Arkasında durdu. Ama koruyan Hazreti Fatıma, biz de Resulullah'ı bayan olarak ve erkek olarak Resulullah'ı koruyabiliriz. Kendi nefsimize gem vurup Allah Resulü'nün yanında durabiliriz. Allah Resulü'nün arkasında yürüyebiliriz. Hani nerede? Sohbetin başında direkt işkenceyle başladık. Ve bir zaman geçiyor. Hazreti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e ayet geliyor. Ayet geliyor. O işkembeden sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam çok sıkıntılar çekti. Daha çok işkencelere maruz kaldı. Daha çok işkencelere maruz kaldı. Daha çok sıkıntılara maruz kaldı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ama ne işkenceler çekiyorlardı biliyor musunuz? Biz anlatıyoruz ama insanlar bir mevkibemiş gibi, ya bir mektupmiş gibi, ya bir hitapmış gibi anlıyorlar. Hayatlarımıza geçiremiyoruz. Hayatlarımızda ifa edemiyoruz. Allah ne diyor Celle ve Teala Hazretleri? Habibi Kibriya Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e, ya eyyuhel müdessir, ey örtüsüne bürünen, kum fenzir, kalk uyar diyor insanları, kalk uyar diyor. Hazreti Fatıma radiyallahu anhum Resulullah aleyhissalatu vesselam Efendimizle birlikte İslamiyet'e hizmet ediyor. Allah Resulü babası değil mi? Allah Resulü babası, ama babasıyla birlikte hizmet ediyor. Demiyor ki sadece babam hizmet etsin, babam bu İslam'ı yaysın, babam bu Kur'an'ı yaysın demiyor Hazreti Fatıma. Hazreti Fatıma-tuz-Zahra babasıyla birlikte İslamiyet'i yayıyor. Babasıyla birlikte İslamiyet'i ayağa kaldırmaya çalışıyor. O da bayan değil miydi Hazreti Fatıma? Ama kadınların en yiğidi, kadınların en cengaveri, kadınların en muhteşemi, kadınların en korkusuz olanı Hazreti Fatıma-tuz-Zahra. Binlerce insanın karşısına çıkıp Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı koruyor. Hazreti Fatıma-tuz-Zahra evliliğini anlatalım size. Hazreti Fatıma-tuz-Zahra bir gün Hazreti Ömer diyor ki, Ebu Bekir Sıddık'a diyor ki git diyor Fatıma'yı iste. Hazreti Fatıma'yı iste diyor. Ebu Bekir Sıddık diyor ve nasıl isteyeyim yani, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam verir mi acaba bize? Acaba verir mi bize? Hazreti Ebu Bekir Sıddık gidiyor diyor ki ya Resulallah diyor, ben diyor Fatıma'yı istiyorum diyor, yani bana Fatıma'yı ver. E o cengaveri istenmez mi, o cengaver? İmanlı, ahlaklı ve bir de Hazreti Peygamber'in nesli soyu, seyitlerin annesi
Hazreti Hasan ve Hüseyin'in cennet gençlerinin, cennet güzellerinin annesi Hazreti Fatıma-tü Zahra. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin yanına giderken Ebu Bekir Sıddık diyor ki, ya Resulallah siz biliyorsunuz biz neye geldik. Fatıma'yı bana vermez misin diyor. Hazreti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Ya Ebu Bekir, Fatıma hakkında bir ilahi hüküm yoktur. İlahi hüküm olsa ancak ben Fatıma'yı veririm. Hazreti Ebu Bekir Sıddık gidiyor. Sonra Ebu Bekir Sıddık Ömer'e diyor. Ömer İbnül Hattab radıyallahu anhum. Diyor ki git Fatıma'yı iste. Fatıma istenmez mi? Resulullah'ın gözdesi, Resulullah'ın bahçesi, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı koruyan imanlı kadın, imanlı cengaver, korkusuz cengaver Hazreti Fatıma-tü Zahra. Hazreti Ömer de istiyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ömer'e de şu cevabı veriyor. Diyor ki ya Ömer, Allah bana bir hüküm vermedi daha Fatıma hakkında. Sana da veremem ya Ömer diyor. Ve sahabenin güzellerinden Sa'd, Abdurrahman bin Avf, Hazreti Ebu Bekir Sıddık, Hazreti Osman, Hazreti Ömer Ali'ye yönleniyorlar. Ya Ali, Allah'ın aslanı Ali, Ebu Turab, toprağın babası Ali. Allah'ın aslanı Ali, toprağın babası Ali. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın damadı Ali. Hazreti Ali'ye diyorlar ki git diyor, git Fatıma'yı iste. Biz kim gittik? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam vermedi. Sen git Fatıma'yı iste. Hazreti Ali şu şekilde duruyor, diyor ki benim bir şeyim yok ki ben gideyim Fatıma'yı isteyim. Ben neyim var ki ben gidip Fatıma'yı isteyim? Param da yok, malım da yok, mülküm de yok, hiçbir şeyim yok. Ben gidip Fatıma'yı nasıl isteyeceğim diyor. Hazreti Ali tamam diyor. Gideyim diyor. Hazreti Ali kalkıyor. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam Efendimizin huzuruna gidiyor. Hazreti Ali. Efendimizin huzuruna gidince Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam soruyor diyor. Ya Ali diyor. Ne oldu diyor. Hayrola diyor ya Ali. Ne istiyorsun diyor. Ne oldu diyor ya Ali diyor. Hazreti Ali cevaben diyor ki ya Resulallah diyor. Ben diyor Fatıma'yı istiyorum ya Resulallah diyor. Böyle yani utana utana Hazreti Ali sıkıla sıkıla böyle kendini yere koya koya Hazreti Ali Resulullah Aleyhissalatu Vesselam Efendimize söylüyor. Hazreti Resulullah Aleyhissalatu Vesselam şöyle gülüyor. Allah Resulü gülüyor. Gülünce diyor ki ya Fatıma inşallah diyor. Yani Fatıma diyor inşallah diyor. Hazreti Ali gidiyor. Hazreti Ali gidince Ömer ve Hazreti Ömer ve Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ın karşısına çıkıyor. Diyor ya Ali diyor ne oldu diyor. Diyor vallahi diyor Allah Resulü bana güldü. Allah Resulü bana güldü. Tamam diyor o zaman sana yok demedi. Sana yok demedi. Hazreti Ali tekrar gidince Hazreti Ali'ye diyor ki neyin var? Bakın diyor ki neyin var? Allah Resulü diyor neyin var? Ya Resulallah diyor bir atım var bir de kılıcım var başka bir şeyim yok. Bir atım var diyor bir kılıcım var bir de bir zırhım var. Üzerimdeki bir zırhım var başka hiçbir şeyim yok ya Resulallah. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki seni Fatıma'ya vereceğim. Fatıma'yı da sana vereceğim. Fatıma'ya gidiyor. Hazreti Fatıma bakıyor ki böyle ağlıyor. Fatıma-tü Zahra ağlıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ya Fatıma neden ağlıyorsun? Ya Resulallah siz en güzelini bilirsiniz. Siz en güzelini bana layık görürsünüz. Ya Fatıma diyor unutma ki diyor. En güzel ahlaklı olanı, ilmi çok güzel olanı, mütevazi olanı ve İslam'ın sancağını İslam'ın nurunu sırtına alan bir kişiye vereceğim seni diyor Fatıma. Hazreti Fatıma kabul ediyor. Hazreti Fatıma kabul ediyor. Hazreti Ali'ye de diyor ki ya Ali Fatıma bendendir ben de Fatıma'dandırım. Ben de Fatıma'danım.
Unutma ki sana Fatıma'yı veriyorum. Tamam diyor. Hazreti Ali gidecek, teşhisat vuracak. Nasıl yapacak Hazreti Ali? Para yok, bir şey yok. Zırhını satacak ama zırhı da para etmiyor. O zaman 480 dirhem işte mihir kesti. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam mihir kestiler. O zamanın cüz'i bir miktarı. Bu zamanın diyelim ki 1 milyarı örnek mesela. Ya da 500 milyonu. Bakın. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz öyle söyleyince Hazreti Ali gidiyor zırhını satmaya. Zırhımı satayım diyor. O esnada Hazreti Osman radiyallahu anhum karşısına çıkıyor. Zünnureyn. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin iki tane kızını alan, Ümmü Gülsüm ve Rukiye'yi alan Hazreti Osman, ondan dolayı Zünnureyn oldu Hazreti Osman. Hazreti Osman diyor ki, ya Ali ne dersin? Ben senin zırhını satın alayım dedi. Hazreti Ali dedi ki, sen bilirsin, benim bir şeyim yok ama sen bilirsin dedi. Hazreti Osman dedi, senin zırhını dedi 480 dirheme aldım dedi. Kabul ettin mi? Evet dedi, kabul ettim. Hazreti Osman'a bakın. Nereye getireceğim lafı? 480 dirheme zırhını alıyor ve sonra Hazreti Osman Hazreti Ali'ye tekrardan hediye ediyor zırhını. Hediye ediyor zırhını. Şurayı özetle anlatayım. Hazreti Ali ile Hazreti Fatıma-tü Zahra evlendiklerinde hiçbir şeyleri yoktu. Bakın hiçbir şeyleri yoktu. Hazreti Ali ile Hazreti Fatıma-tü Zahra iki cihanın güneşinin kızı Hazreti Muhammed Mustafa salavat getir. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kızı olan Fatıma-tü Zahra'nın bir şeyi yok. Bakın iyi dinleyin. Hiçbir şeyi yok. Hiçbir şeyi yok. Hiçbir şeyi yok. Hiçbir şeyi yok. Sadece ne var? İki tane normal hafif böyle bir döşek var. O da hurma lifinden. Hurma lifinden iki döşeği var. Bir yastıkları var. Bir kavlusu var. Bir kavlusu var. Ondan sonra Fatıma-tı Zahra'nın bir hurma lifinden yastığı var. Bir de koç postundan yatacakları koç postundan yatacakları yatakları var. Başka bir şeyleri yok. Ebu Fatıma-tü Zahra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin kızı. Onun kızının hiçbir şeyi yok. Hiçbir şeyi yok. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem salavat getirin. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz salavat getirin. Hazreti Ali evlendiklerinde hiçbir şey yok. Evlendiklerinde hiçbir şey yok. Şimdi ben insanlara sesleniyorum mesela. Hiçbir şeyimiz yok mesela. Örnek hiçbir şeyimiz yok. Ama şu an evlenenler yatım olsun, katım olsun, param olsun, arabam olsun, ben evleniyorum altınım olsun, ben evleniyorum bilmem neyim olsun. Ya Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin kızına bakın, bir de şu zamandaki evlenen insanlara bakın. Neredeyiz peki? Neredeyiz? Peki mal ile, mülk ile mutluluk olur mu? Olmaz. Mal ile, mülk ile sevgi olur mu? Olmaz. Mal ile, mülk ile muhabbet olur mu? Olmaz. Eğer mal konumu içine girdiyse orada mutluluk bulamazsın. Orada saygı bulamazsın. Orada sevgi bulamazsın. Orada muhabbet bulamazsın. Bu asırda gidiyor insanlar, kızıma şu kadar altın, şu kadar çeyiz, bu kadar koltuk, bu kadar mobilya. Ya Allah için Resulullah'ın neyi vardı kızının? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin kızının neyi vardı? Neyi? Neyi vardı ya? Neyi vardı? Biz kimin yolunda yürüyoruz? Ona anlam veremiyoruz. Kimin yolunda yürüyoruz? Kolaylaştırın. Yesiru ve asiru. Kolaylaştırın ama zorlaştırmayın. Şimdi erkek evlenecek şu kadar altın. Altın geldi. Misal örnek ne kadara geldi? 200 milyarlık altın. Bu adamın neyi var kardeşim örnek? Bu adamın neyi var?
koltuktur, şudur, budur, bilmeyen nedir, 250-300 milyar parayı bulacak. E Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a bakın, size bakın. E şimdi bu asır dünya asrı olmuş. Herkes nefsi her şeyin güzel olsun diyor. Ama Fatimetu Zahra'ya bak, hiçbir şey yoktu. Hiçbir şey yoktu. Yatak odası neydi biliyor musun Fatimetu Zahra'nın? Koç postu, koçun postu. Bir post. Ümmü Seleme diyor, bazen ben evlerine gidiyordum. Hazreti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımı. Bazen ben evlerine gidiyordum. Baş tarafa geçtiklerinde ayakları açıkta kalırdı. Ayak tarafına geçtiklerinde baş tarafı açıkta kalırdı Hazreti Fatıma'nın. Bu da yatak odası. E şimdi bizimki en lüks yatak odası olsun diyor bu gençler ya. Siz evleniyor musunuz? İmanınızı mı kurtarmaya gayret ediyorsunuz? Allah'ın Resulü'nü mü takip ediyorsunuz? Biz kimi takip ediyoruz? Biz anlam veremiyoruz artık bu işe. Salavat getir. Bir gün Hazreti Ali ile Hazreti Fatimetu Zahra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz savaştan dönünce her hasletinden bir tanesi de kızı Fatıma'yı ziyaret ederdi. Çok sevdiği biricik kızını, biricik evladını, Fatıma'sını ziyaret ederdi. Bakın iyi düşünün ve iyi dinleyin ve iyi dinleyici olun. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Fatıma'nın evine gidince şöyle kapısının üzerinde böyle alacalı, böyle püsküllü, müsküllü bir perde gördü. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Püsküllü, müsküllü bir perde gördü. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Fatıma'nın evine girmedi. Allah Resulü Fatıma'nın evine girmedi. Bakın düşünebiliyor musunuz? Kızı Fatıma'nın evine girmedi. Ve Hazreti Fatıma da gördü ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz gidiyor. Ve vasıtada Hazreti Ali geliyor. Hazreti Ali'ye diyor ki koş ya Ali, babam evimize girmedi. Neden evimize girmedi babam? Resulullah niye evimize girmedi? Hazreti Ali koşuyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Bakıyor ki mescitte Allah Resulü oturuyor Aleyhisselatü Vesselam. Selamat getir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam mescitte oturuyor. Ve diyor ki ya Resulallah, veciz bir ifadeyle utanarak. Ya Resulallah, kızın Fatıma çok üzgün, çok üzülmüş, şu an evde ağlıyor ya Resulallah. Ve diyor ki babam bizim evimize uğramadı, neden acaba? Hazreti Nebi Ekmel, Resulü Kibriya aleyhissalatu vesselam şöyle buyuruyor Hazreti Ali'ye. Ya Ali,